kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Şeriat nedir? Evet. Hemen hemen her Müslümanın ya kendisinin sorduğu ya da kendisine sorulan bir sorudur. Şeriat ne demektir? Şimdi iki tane insan profili üzerinde durmak istiyoruz. Birisi şu. Namazını kılan, orucunu tutan nice Müslüman kardeşlerimizle karşılaşıyoruz şeriata karşı olduğunu söylüyor. İslamiyet'in iki tane mühim farzını yerine getiren bu Müslümanın Allah'ın dini demek olan şeriata karşı olduğunu söylemesi gerçekten insanı üzüyor, rahatsız ediyor. Belli ki bu adam şeriatın ne demek olduğunu bilmiyor yaşadığı halde. Şeriatı yaşıyor ama şeriatın ne olduğunu bilmediği için etrafından duyduğu bazı yanlış sloganları kendisi de tekrar ediyor. Eti taraftan bazı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Hararetli bir şekilde şeriatı savunuyor. Şeriatı için hayatını feda edeceğini söylüyor. Ama biraz incelediğinizde İslamiyet'in birçok esaslarını yerine getirmediğini görüyorsunuz. Dürüst değil, namazını kılmıyor. Belki zengin olduğu halde zekatını vermiyor. Yani İslamiyet'e aykırı onlarca hal ve hareketi var ama şeriatı hararetle savunuyor. Ve onun üzerine gelmesi için hayatını vereceğini neredeyse söylüyor. Şu halde bu iki farklı profilin tek nedeninin şeriatı anlamadığı ve şeriatla kastedilen mananın farkında olmadığını anlıyoruz. E şu halde şeriatın ne olduğunu tarifini birkaç yerden okuyalım ki kitaplarımızdan. O zaman şeriatı isterim diyen kişinin ne istediği belli olsun. Haşa ve kella. Şeriata karşıyım diyen bir Müslümanın da nasıl büyük bir hataya düştüğünü fark edelim. Ve böyle bir hataya düşmekten de vazgeçelim. Şimdi şeriat Şemsettin Sami'nin e, kamusunda şöyle tarif ediliyor. Şeriat evamir ve nevahi ilahiye Allahu Teala'nın emirleri ve yasakları ayet ve hadis ve icma ümmet esasları üzerine müesses kanun ilahi. Demek ki şeriat Allah'ın emirleri ve yasaklarıymış. Bir de ayet, hadis ve alimlerin icma ettiği kanun ilahi. Allah'ın kanunu. Yani bir Müslüman şeriat dediği zaman Allah'ın yasaklarının, bütün yasakları, Allah'ın bütün emirlerini Allahu Teala'nın ayetlerle veya peygamberimize bildirdiği hadislerle ortaya koyduğu kanunlarıymış. Mesela bir tane daha Ömer Nasuh Bilmen'den tarifini okuyalım. Hukuku İslamiye ve Islahatı Fıkhiye Kamusu diye çok mükemmel bir eseri var. Orada diyor ki, şeriat din lisanında Cenab-ı Hakk'ın kulları için vaz etmiş olduğu dini, dünyevi ahkamının heyeti mecmuasıdır. Yani Allahu Teala'nın kullarının dünya ve ahiret saadetleri ve mutlulukları için ortaya koyduğu bütününe birden şeriat deniyormuş. Yani bir insan şeriata karşıyım derken namaza karşıyım demiş oluyor. Bir Müslüman Allah korusun şeriata karşıyım derken dürüstlüğe, Hazreti Peygamber'e, Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam'a, karşıyım demiş oluyor farkında olmadan Allah muhafaza. Buna göre buradaki tarifi incelediğimizde şu kuralların şeriatla kastedilen mananın şu olduğu anlaşılıyor. Şeriatı kulları için Allah koymuştur. Yani insanların koyduğu kurallar değil Allah'ın koyduğu kurallardır. Nasıl bir insan Allah'ın verdiği göze itiraz edemez? Öyleyse Allah'ın verdiği kurallara da itiraz edemez. İki, şeriat dini ve dünya hükümlerin tamamıdır. Yani şeriat sadece ahiretle ilgili hükümler değil. Dünyadaki hükümlerin tamamını da içine alan bir e, mecmuadır. Üçüncüsü, din kelimesiyle eş anlamlıdır. Yani şeriata karşıyım diyen bir Müslüman farkında olmadan dine karşıyım demiş oluyor Allah'ın muhafaza. Şeriat kavramı içerisinde imani hükümlerin yanında demek ki iman esaslarına inanmak da şeriattır. Ahlak, ibadet ve günlük hayattaki işlerimizin tamamını ilgilendiren hükümler de şeriat olarak ifade ediliyor. Bir de şeriat kelimesiyle açıkça Kur'an'a, hadise ve icmaya dayanmış hükümler kastediliyor. Şeriatın Fıtri bir şeriat, şer'i bir hüküm olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Bediüzzaman Hazretleri de şöyle ifade eder. Şeriat ikidir. Birincisi alem asgar olan insanın ef'al ve ahvalini tanzim eden ve sıfatı kelamdan gelen bildiğimiz şeriattır. Yani insanların hayat tarzlarını belirleyen, yaşam tarzlarını ortaya koyan Allah'ın kanunlarına bu bir şeriat. İkincisi insan ekber olan alemin harekat ve sekenatını tanzim eden sıfatı iradeden gelen şeriatı kübra yı ki bazen yanlış olarak tabiat tesmih edilir. Demek ki Allahu Teala'nın iki tane şeriatı var. Biri Kur'an'da kelam sıfatından gelen insanların dünya ve ahiret mutluluklarına vesile olan kanunları, iman, ibadet, ahlak, muamelat ve ceza hükümleri. Diğeri de Allahu Teala'nın kainatta koyduğu fıtri kanunlar. Yer çekim kanunu, çalışma kanunu, suyun kaldırma kanunu, gözün görme kanunu, elin tutma kanunu, güneşin ısıtma kanunu vesaire gibi. Demek ki iki kanun da Allah'ın. Öyleyse bir Müslüman nasıl ben Allah'ın verdiği güneşi kabul etmiyorum deme hakkına sahip değilse, ben yer çekimi kanununu kabul etmiyorum, ona uymayacağım deme hakkına sahip değilse, öyleyse Allahu Teala'nın Kur'an'da ve hadislerde biz müminlerden istediği iman esasları, ahlak esasları, muamelat esasları, ibadet esasları ve cezai hükümlerle ilgili bütün kanunlarını da kabul etmiyorum deme hakkına sahip değildir. Zira bir müslüman zaten bunlara iman ediyor iman ettiği bir şeyi nasıl kabul etmem diyebilir. Öyleyse şeriat Allah'ın müminler için koyduğu kanunların tamamının adıdır. Ve bir Müslüman da bütün bunlara inanmakla zaten ancak Müslüman olabilir.